Teyze Hanım merhaba. İyi Merhabalar. pazarlar. Teşekkür ederim. Anneler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Mübarek bir Ramazan gününde anneler günü denk geldi. Bize de kapılarınızı açtınız. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Feyza Aktan kimdir? Nasıl bir annedir? Bize kısaca kendinizi anlatır mısınız? Tabii ki. Kendimle ilgili altını çizebileceğim çok fazla durumlarım yok açıkçası. Çok kendi halinde sade bir hayatı yaşıyorum. Sevdiğim ya da sevmediğim özellikler olarak sayacak olursam eğer inanılmaz aceleci bir insanım. Bunun hayatımda çok eksi geri dönüşümlerini aldım. En sevdiğim tarafım çok güçlü bir insan olduğumu düşünüyorum. Bu yoldaki bana en çok yardım eden taraflarımdan bir tanesi de benim zaten çok güçlü olmam. Peki kuzeni nasıl bir çocuk? Kime benziyor? Bu arada geçtiğimiz günlerde de Senkron dizisiyle de ilk oyunculuk tecrübesini yaşadı. İzleyince ne hissettiniz Kuzey'i? Fiziksel olarak soruyorsanız ben biraz kendime benzetiyorum Kuzey'i ama karakter olarak daha kendine özgü bir karakteri var şu anda. Tabii ki çok Kendimi erken. Evet. Henüz çok erken karakter analizini yapmam için ama hem babasından hem de benden aldığı birçok huyları var. Bu anlamda da aslında eşit bölünüyoruz Kuzey'le. Dizide tabii ki izlediğimde her anne gibi yani arkadaşlarım geliyor mesela izlediğimizde hep işte gördüğünüz ne kadar güzel yürüyor, gördüğünüz ne kadar tatlı tamamen kendi evladınızı izlediğiniz için, kendi çocuğunuz gözünüze en güzel, en şahane geldiği için inanılmaz keyifli onu izlemek, onu seyretmek inanılmaz mutluluk vericiydi benim için. Dizide bahsedilen Mina karakterine hayat vermek zor muydu? Evet tabii ki zordu. Üç farklı çünkü karakterler var. Birbirinden hepsinin de yolculuğu bambaşka ve kendine özgü zor kısımları var. Dolayısıyla en empati kurmakta zorlandığım, hatta hiç kurmak istemediğim tek karakter çocuğunu kaybetmiş olan Mina'ydı. Ama kendi doğasında oynadıkça, role ısındıkça aslında kendi akışında güzel bir şeyler çıktı. Bir soru daha soracağım. Feyza Aktan oyunculuk adına kariyer planlaması var mı? Bir planım yok bununla ilgili ama hayat ne getirir bilmiyorum. Kapalı değilim. Tek bir şey var, çalışmak zorundayım. Çok hevesliyim bunun için, çok istiyorum. O yüzden akış bana ne getirirse onu yaşayacağım. Bu arada oyunculuk deyince de yine sorayım. Senkron dizisinde 6 bölüm başrolde oynadınız. Buradan kazandığınız gelirle nasıl bir yatırım yaptınız? Çünkü çok ciddi bir roldü. 3 karakter hayat verdiniz. Çok ciddiydi. Nasıl bir yatırım yaptınız kazancınızla? Diziden para almadım. Hiç mi almadınız? Yok, hayır. Çünkü o Özcan'ın bir hayaliydi ve ben o hayal elimden geldiği kadar katkıda bulunmak istedim. Hayalini gerçekleştirmesi için yardımcı olmak istedim. O yüzden hiç öyle bir beklentim olmadı zaten. Alamazdım da öyle bir şey. Ama normalde hani normal sistem olarak baktığınız zaman sektör anlamında eşiniz dahil olmakla beraber bu sizin almanız gereken bir şeydi aslında. Orada benim entegre olduğum tek şey ona yardımcı olmak, katkıda bulunmak, emeklerine ben de bir destekte bulunmaktı. O yüzden hiç o şeyle bakmadım bile. Peki başka sorulara geçelim. Peki Feyza Aktan tekrar evlenir mi? Evlilik çok radikal bir karar. Yani bu ilişki anlamında sormuyorsunuz. Evlilik anlamında evlilik. Soruyorsunuz. Evet. Evlenince kişiyle, bir yabancıyla aynı çatının altına giriyorsunuz ve oğlum da benim yanımda olduğu için bu benim için şu anda çok uzak bir durum. Oğlumun kendini ifade edeceği bir yaşa gelmeden asla böyle bir karar alamam. Çünkü o böyle bir şeye hazır mı, beni paylaşmak isteyecek mi? Daha da derinine gittiğimizde kendisini ifade edemeyecek bir yaşta olduğu için belki karşımdaki insan ben yanlarından ayrıldığımda Kuzey'i incitecek, ona kendini fazlalık gibi her ne olursa olsun herhangi bir yanlış bir duygu aktardığında bunların geri dönüşü olmayan şeyler. Bu yüzden hiç büyük konuşmamaya çalışıyorum elbette ki ama yakın zamanda uzun bir yıllarca asla böyle bir şey düşünmüyorum. Peki ilişki? Evet, oğlumdan uzakta yaşayabileceğim için
hayat ne getirir bilmiyorum. Ama dediğim gibi hiç öncelik planlarımda bunlar yok. Tamamen hayatın akışına bıraktım kendimi. Hayat bana ne getirirse, sürprizlerle dolu bir hayat çünkü. Bugün böyle söylerim, yarın bambaşka bir şey çıkar ve hiç tahmin etmediğiniz durumların içerisinde bulursunuz kendinizi. Ama bu evliliği olduğu kadar ilişkiye kapalı değilim tabii ki. Kuzey ile babası arasındaki ilişkiyi kısaca anlatır mısın? Hı hı. Ayrıldığımız günden bugüne kadar hiçbir zaman onların ilişkisine asla olumsuz anlamda, negatif anlamda hiçbir zaman bir müdahalem olmadı. Hatta nasıl elimden gelen, daha nasıl yapıcı olabilirim, nasıl onlar bir arada olabilirler? Daha fazla zaman geçirebilirler. Evet, çünkü şundan dolayı Özcan'ın işi gereği set saatlerini belki biliyorsunuzdur. Çok ağır. Saatler evet birbirini tutmuyor. O yoğunluğun içinde zaten görüş günlerine tabi tutamazsınız. Bu hem çocuğa çok ciddi zararlar verir, hem babalık ilişkisine saygı duymadığım anlamına gelir bu. O yüzden her fırsatta ne zaman uygunsa, ne zaman oğluyla zaman geçirmek isterse hem yatılı hem normal görüş olarak her zaman zaten birlikteydiler. O kadar beraber hatta zaman geçirmelerine ortam hazırladım ki velayet davasını açtığımda Özcan bunu bana bir silah olarak döndürecek kadar hatta müsaadelerim oldu. Velayet davasında eklediği maddelerden bir tanesi hatta ilki şöyle bir beyanı var. Oğlum zaten hep fiilen benim yanımda. Annesi gece hayatına çok düşkün olduğu için Kuzey'i hep bana gönderiyor, ilgilenmek istemediği için diye bir maddesi var. Ben bunu gördüğümde gerçekten beyninden vurulmuşa döner ya insan. Beyninden kaynarsa evet, dökülmüş yani, ifadesi. Yaptığın iyi niyetin sana çocuğunun senden alınması için bir silah olarak döndürülmesi inanılmaz inanılmaz can acıtıcı bir şeydi. Dolayısıyla şöyle bir karar aldım. Ben gösterdiğim iyi niyeti bana bir silah olarak doğrultuyorsan eğer, o zaman yasaların hak verdiği izinler kadar evet hem oğlumu hem kendimi koruma altına almak için. Ne kadar böyle bir karar versem de bu tamamen benim açımdı. İşin bir tarafında Kuzey'in de babasına ihtiyacı var. Tabii ki. Dolayısıyla burada şöyle bir denge sağlamaya çalıştım. Çocuğun duygularına yönelik yani. Oğlum babasını görmek istediğinde, onu özlediğini bana hissettirdiğinde ya da söylediğinde her zaman yine göndermeye devam ettim. Çünkü bugünlerde basına çok yer alan babasını göstermiyor. İşte Evet. Doğum gününde göremediği gibi hı-hı. Çok basında yer alan haberler olduğu için özellikle sormak evet, istedim. Evet, ona da kısaca bir açıklık getirmek istiyorum. Avukatıma da sundum. Biz ifadeye gideceğiz. Bunları orada da bizzat söyleyeceğiz ve belgelerimizi sunacağız zaten. 10 gündür haber alamıyorum demek. Şimdi şöyle bir şey var. Birisinin birisini kaçırması lazım ki o kişiden haber alamaması gerekiyor ya bir insanın. Şimdi benim oturduğum yer belli, telefonlarım açık. Ki 10 gündürün beyan ettiği 10 günün 8 gün öncesi Kuzey zaten yatılı bir şekilde babasında kaldı. 3 gün öncesine dair de görüntülü arama kayıtları var elimde. Ben bunları avukatıma da gönderdim. Gerekli işlemleri zaten bununla ilgili yapacaklar. Burada üzücü olan şey, şimdi konuyu zaten yargıya intikal ettiriyorsun. Niçin sürekli her bizim mevzumuz neden sürekli medyaya servis ediliyor ya da biz bunu neden bütün insanlarla paylaşmak zorundayız? Çünkü bizim göbeğimizde Kuzey var ve bunları büyüdüğünde her şeyi okuyacak. Bunların asla geri dönüşü olmayan şeyler. Şey kısmı beni ürkütüyor, korkutuyor. Anneliğimle de ilgili birçok atıflar var ve ileride Kuzey bunları okuduğunda acaba mı gerçekten annem ben küçükken bana böyle mi davrandı? Babamla arasında böyle mevzular mı gelişti gibi soruları soracak olması beni şimdiden çok tedirgin ediyor. Peki bu soruların arkasında yine çok sosyal medyada ya 15 milyon TL tazminat ya da benimle tekrar evlenirsin. Sizin cümleniz mi? Hayır, asla değil. Sağlamasını size şöyle yapayım. Şimdi şöyle bir kadın düşünün. Bu cümleyi kuracak zihniyetteki bir kadın ve tabiri caizse milyonluk bir erkekten boşanıyor. Şimdi benim boşanma sözleşmemde mahkeme sonuçlarımız oradaydı ama nedense hiç bunlar
gündeme getirilmedi. Ben hiçbir şey almadan bu evlilikten gittim. Üzerimde herhangi bir taşınmaz yok. Gayrimenkul. Evet, hiçbir şey yok. Araç dahi, kullandığım araç dahi kendi üzerime değil. Her şeye geçtim. Ben 1 TL tazminat dahi talepte bulunmadım. Ben sessiz sedasız bir şekilde şöyle bir şey var ayrıca. Şayet ben bu zihniyetteki bu cümleleri kuran bir kadın olsaydım eğer, 2 yıl önce boşanırken elimdeki belgelerle çekişmeliğe girer ve amacım neyse hepsine ulaşabilirdim. Bende bir şeyler çok gerçek yaşandığı için ve benim evlilik kurumuna bakış açım hiçbir zaman bu olmadığı için sessiz sedasız bir şekilde sözleşmeli, anlaşmalı boşanmamızın altına imza attım ve biz yollarımızı bu şekilde ayırdık. Hiç olmadığım bir insan gibi hala özellikle para mevzuları çok çekindiğim, utandığım konulardır benim ve bu konularda bu kadar hassas olup cümle aileme bu şekilde servis ediliyor olmak benim için çok onur kırıcı bir şey. Sizin sayenizde de buradan bu konuya bu şekilde de açıklık getirmiş olayım. Peki şu an bu röportaj yaptığımız ev sizin beraber yaşadığınız evdi. Hı-hı. Bu arada Kuzey bu evde doğdu, büyüdü. Evet. Bu evde son günler ya da son zamanlar mı? Yani bu evden ayrılıyor musunuz? Ayrılacak mısınız? Bununla ilgili net bir şeyin cevabı bende de yok. Çünkü bu çok benim elimde olan bir şey değil. Bu da çok gündeme taşındı. Bununla ilgili insanların benimle ilgili birçok ön yargısı var. Onu da hemen özetlemek istiyorum. Ben hamileyken bu evi Özcan Bey kendisi açtırmak istedi. Oğlum daha büyük, bahçesi olsun, ev daha büyük olsun diye kendisi açtırmak istedi. Ve biz yaklaşık 1-1,5 ay kadar evin tadilatıyla uğraştık. Ve ben o süreçte zaten hamileydim. Çok sıkıntılı bir süreçti. Kuzey bu şekilde dünyaya geldi ve biz ayrılırken ben kendisine bu evde yaşanmışlıklar olduğu için kendime yeni bir sayfa açmak istedim. Yeni bir ev, yeni bir hayat kurmak istedim. Fakat buna kendisi izin vermedi. Oğlum bu şartlar altında doğdu, burada büyüsün istiyorum. Her şey kuzeye yönelik burada dizayn edildi. Oğlumun düzenini bozmanı istemiyorum diye. Kesinlikle evden çıkmamı istemeyen kendisiydi. Biliyorsunuz geçen yıl pandemi başladığı zamanlarda biz Özcan'ın evine gittik. Bir yaklaşık 4-5 ay kadar onda kaldık Kuzey'le birlikte. Ben kendi evime döndüğüm günün ertesi günü aslında bu evle ilgili çatışmalar başladı. Bunun öncesine kadar hiç problemimiz yoktu. Bana şöyle bir telefon geldi. Evde misin? Ustalar gelecek, biz evi kapatıyoruz diye. Ben şöyle bir yanıt verdim. Şu an ciddi bir şekilde salgın var ve çocukla birlikte bu evde yaşıyoruz. Oğlumun sağlığını atacak herhangi bir şeyin içine asla girilmesine müsaade edemem. Ben yarın kendime ev bakıyorum. Ben çıktıktan sonra ev senin, istediğin her şeyi yapabilirsin ama ben çıktıktan sonra diye bir karşılık verdim. Pardon, Nişantaşı'na ev çıkamaz mısınız? Nişantaşı'na. Şöyle. Atıyorum. Hı-hı. Semt olarak Nişantaşı, Etiler. Evet, bu sözleşmemizde şöyle var. Özcan Bey'e yakın bir ikametgahta oturmak durumundayım. Çünkü ancak ona komşu bölgede çıkarsam benim kiramı karşılıyor sözleşmede. Ben burada da değilim. Ben kendi maddi imkanlarımla da ama benim bütçem Zekeriya Köyü karşılamaz. Dolayısıyla daha bütçeme yakın lokasyonlardan bakmak zorundayım. Onda da şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. Deprem bölgesi için en güvenli yer Zekeriya Köyü ve benim oğlumu ne benden fiziksel olarak uzak bir yere götürebilirsin ne de oğlumun canını tehlikeye atacak herhangi bir şey de bulunamazsın. Şimdi buradan tıkanıyorum. Taşınmak istiyorum ama gönderdiğim hiçbir evi kabul etmiyor. Bunların hepsini biz dosyaya sunduk. Bir sürü konuşmalarımız var. Attığım evler gönderdiğim ama hiçbir şekilde olumlu geri dönüş alamadım. Sonra bir gün uyanıyorum. Ben her şey yoluna girdi zannederken evle ilgili kabul etmediği için. Sonra bir gün uyanıyorum ki beni eşim, eski eşim gaspçı diye bir haber okuyorum mesela. Devamında evle ilgili yeni davalar da açıldı zaten. Dolayısıyla bu evle ilgili akıbetin ne olacağıyla ilgili benim de net bir cevabım yok. Zaman gösterecek ne olacağını. Bugüne kadar zaten evlilik sürecinde sonrasında hakkınızda çok fazla iddia hukuksal ya da sözlü olarak yapıldı. Hı hı. Hep sessiz kaldınız. Hı hı. Bunun sebebi neden? Yani neden hiç konuşmadınız?
Bunun çok cevabı var aslında. En başta Kuzey için sustum tabii ki de. Yani bizim ne kadar çok özelimizin ortalığa dökülmesi ya da bir şeylere cevap vermen demek bu konunun uzaması ve çocuğun isminin başlıklara taşınması anlamına geliyor ki geçtiğimiz artık son süreçlerde sürekli Kuzey'in adı çok sık medyada anılıyor. Ben bu açıdan baktığımda benim bir tane muhatabım var ama benimle muhatap olmak isteyen çok fazla sayıda insan çok var. Dolayısıyla hepsine tek tek cevap vermem imkansız. Ben bir cevap versem o tekrar bir şey söyleyecek, başka birisi çıkacak ortalığa ve bunlar baş edilmesi gereken şeyler değil. Ve ayrıca bir tarafın bu süreci olgunlukla yürütmesi gerekiyor. Sanırım görev bana düştü. Ben ne kadar biraz daha arkada kalırsam, ne kadar ben sessiz yürütmeye çalışırsam o kadar alevlenmez diye düşündüm hep. Verecek cevabım olmadığı için ya da haksız olduğum anlamına geldiği için değildi asla suskunluğum. Bu saatten sonra da çok ciddi bir şey olmadığı sürece ben yine sessizliğimi korumaya çalıştım ama artık işler çok rayından. Evet, rayından çıktı. Beklediğiniz bir yolculuk değildi. Evet, boşanma yolculuğu değildi. Evet. Bu arada dediğim gibi biraz önce dizide de oynadınız ana oğul. Hı-hı. Reklam teklifi gelirse kabul eder misiniz? Kuzey'le birlikte. Kuzey'le beraber. Bu benim tek başıma vereceğim bir karar değil. Burada babasının da nasıl gerekiyor düşündü. Evet, çok önemli ama o da ben de hiç böyle bir şey düşünmedik. Ben kendi adıma net bir cevap vereyim. Ben böyle bir şey düşünmüyorum. Gelirse oynarsınız ama babası onaylarsa, doğru bir reklamsa. Çok çocuğumla, ya biz diziyi söyleyeceksiniz. Dizi bizim kendi işimizdi. Yani babasının Aha. sonuçta kendi yaptığı bizim Aha. alanımızdı. Ama oğlumla, bilmiyorum, çocukla böyle bir şey düşünmüyorum. Düşünmediniz. Evet. Yine eve geri geleceğim. Evle ilgili. Geçtiğimiz yıllarda, çok daha yıl demeyeyim de aylarda evde bir yangın olduğuna dair evet. çıkan olumlu, olumsuz, iki tarafında karşılıklı cevap vermiş olduğu Hı-hı. bir Hı-hı. konu vardı. Bu Hı-hı. evde çıkan, bu evde yangın evet. çıktı. Yan tarafta. Yan tarafta ev. Yani bu evde çıktı sonuçta. Evet. Bize onu anlatır mısınız? Yangın tam olarak nasıl çıktı? Ya da detayın sonrasında ne oldu? Bununla ilgili biz zaten rapor tuttuk yangının ertesi günü. Elektrikçi bilirkişi geldi ve eve. evet bununla ilgili imzalı kaşeli bir rapor tutanağı tuttu ve biz bunu zaten mahkemeye ekledik. Her zamanki gibi bu da çok affedersiniz. Bu da medyaya çok farklı bir şekilde lanse edildi. Benim gece yarısına kadar içip sızmamla alakalı hiç yakışık almayan ve hiç benimle uzaktan yakından hele o geceyle hiç alakası olmayan bir gündeme getirme tarzıydı. Komşular aramadı. Yangın çıktığında ben zaten uyanıktım ki uyuyor olsaydım Allah korusun ben ve Kuzey belki şu an hayatta olmayacaktık. Çok ciddi bir şeydi aslında o gece yaşanan olay. Neden çıktı? Kolların tamamen yanlış takılmasından dolayı 3 yıldır kış sobanın. Bahçesinde evet kullandığım sobaların yüksek voltajda sigorta takmış yanlış hatırlamıyorsam. Çok elektrikçi dilini bilmiyorum açıkçası. Rapor edilen tutanakta böyle bir bilgi var. Oraya yanlış sigorta, yüksek voltajlı bir sigorta takılıyor. Ve 3 yıldır kullandığım sobalar o gece değilse başka bir gün, başka bir akşam mutlaka o yangın kaçınılmazmış. Neyse ki ben hala uyumamıştım ve odaya çok yakın bir yerdeydim. Kuzey uyandı. Yanına çıktığımda tekrar uyutmaya çalışırken kokuları hissettim. Aşağı indim salon duman içinde. Çocuğu kaptığım gibi hemen yardım çağırmak için otoparka koştum. Güvenliğe gittim ama kimse sesimi duymuyor. Çok geç bir saatti çünkü. Neyse ki güvenliğe ulaştığımda itfaiye ekibini çağırdı hemen. Çok ağır bir durumdu aslında, travmatik bir durum. Tabii. Çünkü çocuğunla birlikte belki tek başıma yaşasam bu kadar korku hissetmeyeceğim ama çocuğunuz da sizinle birlikte ve ihtimalleri bir araya getirdiğinizde çok kötü daha sonuçlar Tabii, ortaya çıkabilme ihtimali. Çok daha üzücü bir duruma sokuyor sizi. Ama ertesi gün bunu da şey bekliyorsunuz çünkü çevrenizden. İyi misin, bir şeye ihtiyacın var mı? Evet, şey geçmiş olsunu beklerken olayın tamamen size dönmesi, alkolik olarak ilan edilmeniz, çocuğun canını tehlikeye atıyor olarak lanse edilmeniz
korkunç şeyler ve tabii. bunların aslında nasıl başa çıkabilirim, nasıl cevap verebilirim? Çünkü tek bir şey değil, o kadar çok şey söyleniyor ki. Yangın meselesi de bunlardan bir tanesiydi. Evet, bir sürü şeyler söylendi çünkü evet. Karşı taraftan. Evet. Evlenmeden önce ve sonra Feyza değişti mi? Yalnız bir anne olmak, yalnız tek Hı-hı. başına olmak Hı-hı. nasıl bir duygu? Bekarlıkla evlilik arasında çok büyük bir değişim farkı yok açıkçası. Burada kaç yaşındasın tam olarak? Çünkü Google'da yazdığın zaman Feyza Aktan'ın yaşı kimi çok değişken bir yaş aralığın var. Kimi yerde 25 yazıyor, Hı-hı. kimi yerde 29 yazıyor. Yani 25. 20 yok orijinali 25. 26 oldum yıl. Evet. 26 29 yaşındasın. Değilim. 29 Hı-hı. değilsin. Çünkü evet. onunla alakalı çok şeyler. Yani hemen hemen 20'li yaşların başındayken. 21 yaşındaydım sanırım. 21-22 olmam lazım tanıştığımızda. Evet. Başta soruya tekrar gelirsek. Hı-hı. Evlenmeden önce ve sonraki Feyza değişti mi? Dediğim gibi evlilikle bekarlık arasında çok büyük bir değişiklik olmadı herhalde açıkçası. 50 yıl yok arada. onun öncesinde de çünkü yine böyle çok fazla gezip tozan ki asla eleştirdiğim için asla hiç kimseyi söylemiyorum. Gece hayatım da yoktu. Tercih etmediğim için yoktu. Dolayısıyla evlilik kurumu da aslında daha çok bunları isteyen, daha denge isteyen şeyler ya. Dolayısıyla öyle bir hayata geçtiğimde yine aynı şekilde devam ettiğim için bende çok büyük farklılıklar yaratmadı. Burada beni en çok farklılık yaratan, değiştiren şey anne olmaktı. Başta hamilelik, sonra onunla tanışmak, onunla birlikte büyümek, artık daha farklı bakmak hayata, yaşadığın olaylara ve vardığın sonuçlar da elbette ki bunu çok değiştiren faktörler. Yalnız yetiştiriyor olmak, tabii ki onun bir babası var ve hep de olacak zaten ama evimde sonuçta biz kapımızı kapattığımızda yanında sadece ben olduğum için biz ikimizken hem annesi hem babası, yani iki tarafı da doldurmaya çalışıyorum. Yaşı da küçük olduğu için hissetmemesi evet. için, duygusal bir boşluk yaşamaması için. Evet, bu tarafları birazcık bazen zorlayıcı olabiliyor. Çünkü sizin de duygu değişimleriniz var. Mücadele etmeniz gereken, düşünmeniz, karar vermeniz ya da ağlamanız gereken şeyler var mesela ama kendi duygularınızı biraz ötelemek zorunda kalıyorsunuz. Çocuğunuza çok bunları yansıtmamak için. Peki evliyken sanat camiasından, çevresinden, hı hı. ucundan, kenarından arkadaşların, dostluklarınız oldu mu? Devam ediyor mu dostluklarınız? Evet, oldu. Hepsinde ayrı ayrı çok değerli tarafları var benim için. Seviyorum. Görüştüğüm kişiler var, evet. Yani sanat camiasından dostlar olabiliyor. Bazılarının her böyle şey var, sanat camiasından dost olunmaz. Atıyorum ya, boşandıktan sonra ya Feyza bir şey istiyor musun diye arayan oldu mu? Tabii ki. Zor zamanlarımda nasıl olduğumu, yapabilecek bir şeyimiz var mı diye soran arkadaşlarım tabii ki de var. Bahsettiğiniz camiadan tanıdıklarım. Elinden gelen de desteği benim için vermeye çalışıyorlar. O yüzden dostluğa nasıl baktığın bence burada çok önemli. Dostluk çok derin bir şey ya çünkü. Çok derin. Arkadaşlık ve dostluk bunlar bambaşka. Farklı kavramlar. Çünkü sosyal medyada sizin sayfanıza baktığım zaman hani ünlüsü, ünsüzü yanınızda olmakla alakalı hepsi satır da olsa evet. ya da DM'den tahmin ediyorum. Evet. Hani yazandan mutlaka vardı. Çünkü evet. orada çok ortada bir yer Instagram. Sosyal medya. Orada size destek olan yanınızdayız diyen ünlüler var. Hı hı. Bu çok güzel bir şey. Evet, hani evet. sizin bu taraftaki oyunculuk tecrübeniz evet. olmayıp bu tarafta bir anne olarak baktıkları çok zaman çok kıymetli şeyler. Çok değerli. Çok kıymetli. Cidden çok değerli. Evet. Bu arada geçtiğimiz birkaç gün önce yine sizin üzerinizden doğru söylüyorsam Medea sendromu ile ilgili bir paylaşım yapıldı. Eski eşinizin kıskanan çocuğu üzerine intikam alan anne bunun için ne söylemek ister? Böyle bir hastalık tanısı kondu size. Gördüm. Evet, bir teşhis konulmuş. Evet, size üzerinizde bir teşhis var. Bunu bize kısaca anlatır mısınız? Evet. Yani her şeyden önce ben şöyle bakıyorum bu tarz durumlara. Birisinin gerçekten böyle bir rahatsızlığı varsa, doktor tarafından belgeli dahi olsa. Bir laf vardır ya, kol kırılır yen içinde kalır diye. Bu çok önemli hayatta. Bana karşı böyle bir girişimde bulunurken, keşke örnek veriyorum, benim karşıma geçip
dese ki sen hastasın. Yani bu iki ilişkilerde, insan ilişkilerinde sözlü olarak bunlar birbirlerine beyan edildiğine dair kalp kırıcı şeyler ya. Artık ben o kalp kırıklığından çok daha farklı yerlere evrildim. Nirvana yaptım yani bu konuda. Büyüdün. Evet, acıta acıta oldu biraz ama sadece şeyi hoş bulmuyorum ben. Kişilerin özel hayatlarını birbirlerine söylemek istedikleri şeyleri istedikleri. Evet, sosyal medya aracılığıyla bunları yapmak bir de şeydir ya, biten bir ilişkinin ardından nasıl konuşuyorsan bu kişinin gerçek karakterini sergiler aslında. O yüzden keşke böyle şeyler hiç olmasa, yapılmasa, yüz yüzeyken bile aslında kırıcı şeyler söylemesek. Tamam. Peki evliyken kıskanç bir kadın mıydı? Neye göre? Şöyle, çünkü medya hep işine yönelik de kıskanç olduğumu yazdı. Hiçbir zaman böyle bir şey yoktu. Çünkü ben başında nasıl bir adamla evlendiğinizi görüyorsunuz sonuçta. Bu işi yapıyor. Böyle bir sektörde ve bunları... Gerekirse öpüşebilir. Tabii ki. Gerekirse flört edebilir, evet. Gözleriyle. Bunu biliyordum. Ve bunu bilerek geliyorsunuz. Bunun devamında işiyle ilgili, şartlarıyla ilgili bunu değiştirip bu durumda kavga edemezsiniz. Benim için de durum aynen böyleydi. Özel hayatımızdaki durumlarda eğer kadın olarak beni rahatsız edecek durumlar olursa elbette ki kıskanırsın. Asla kıskanç değilim diyemem. Böyle bir şey söylersem zaten çok sahte durur ağzımdan. Ama işiyle ilgili hiçbir zaman aramızda hiçbir problem yaşanmadı. Kimsenin de ismini geçirmek istemiyorum. Çalışma arkadaşlarıyla, kendi camiasındaki insanlarla hiçbir zaman hiçbir problemim, hiçbir yansıtıldığı gibi kıskançlık, çirkinlik içeren duygularım hiçbir zaman olmadı. Öyle bir insan zaten değilim, beni tanıyanlar bilir. Tanımayanlar için de bu şekilde özetleyebilirim. O zaman son soruya geçeyim. Bu arada sana Feyza Aktan mı diyeyim, yoksa isim olarak iki ismin mi var? Tam olarak orada yine sosyal medyada iki evet. isim ya da tek isim olarak isim değiştirildi ya da isminin bu mu olsun denildi. Öyle bir şeyin var mı? Ya şöyle, şimdi o kadar çok büyük şeylerle uğraşıyorsunuz ki keşke sorunum ismim olsaydı. Yani ismini değiştirdi böyle bir şey. Keşke tek uğraşmak zorunda olduğum şey bu olsaydı. Şöyle söyleyeyim, ben iki ismini de çok seviyorum. İki ismin de bana getirdiği çok güzel uğurlar var. Fatma'yı babam koymuş, Feyza'yı annem koymuş. Ama bütün aile, bütün çevrem bana, ben kendim bildim bileli, babam da dahil Feyza ismini kullandılar. Yani benim Fatma'ya yönelik bir refleksim yok, Feyza'ya yönelik bir refleksim var. Dolayısıyla bana kim hangi ismimle hitap etmek isterse o şekilde hitap edebilir. Ben ikisini de çok seviyorum. Tamam. İlave etmek istediğin ya da bunu sor, yani bu kafamda bunu cevaplamak istediğim dediğin bir soru kaldı mı? Çok var ama çok fazla özele girmek, daha fazla belki durumu... Ailemi deşifre etmek istemiyorum. Evet, ya da ateşi harlamak gibi de olur böyle şeyler. Beni en çok rahatsız eden kısımlar bunlardı. Çünkü Özcan'la benim anılmam demek, velayet davamız olduğu için çocuğun anılması anlamına geliyor. İnşallah umarım karşılıklı bu konularda hassasiyet sergileriz. Karşının çevresi. Onun dışında söyleyecek bir şeyim yok. Benim sorularım bu kadar. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Zaman ayırdığın için bize, bize o imkanı verdiğin için Hürriyet ailesine. Ben çok de hem sana hem tüm Hürriyet ekibine çok teşekkür ederim. Ben de sizin sayenizde aydınlık getirilmesi gereken, çok fazla linç yediğim ve benim için çok kötü intibalar yaratan birkaç şeye sizin sayenizde, ben de aracılığınızla açıklık getirmiş cevap oldum. Ben oldum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler her şey için. Çok sağ ol. Teşekkürler.